Gecesiyle ve gündüzüyle İstanbul'da ünlüleri görüntüledik ve haftanın dedikodularını sizler için konuştuk. İşte ünlülerden son haberler. Gündüzünden gecesine İstanbul'da çok şey var. İşte kameralarımıza takılan ünlülerden son dedikodular. İbrahim Çelikkol'u cadde turunda görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali 4. yaşına girdi. Oğlu sayesinde hayatında birçok yeni şey keşfetmiş yakışıklı oyuncu. Her geçen gün, her gün gördüğün şeylerle aslında sen de kendini yeni yeni tanımaya başlıyorsun. Ondan çok şey öğreniyorsun. Oyunculuğu bile ondan çok farklı yerlere götürmeye başladım yani. Asıl oyunculuk aslında yani onları seyretmekten geçiyor yani. O kadar doğallar, o kadar güzeller ki. Yani keşfettiğim en büyük şeylerden biri de kendi adıma budur mesela yani. Çok mucizevi bir şey, çok güzel bir şey. Allah her isteyeni de nasip etsin diyorum. Kadın ve erkek oyuncuların film ve dizi setlerinde farklı ücretler aldığı çok konuşuluyor. İbrahim Çelikkol bu konu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor. Hiçbir fikrim yok, hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani kimin ne aldığıyla kimsenin ilgilenecek bir durumu yok ki. Ben de hani bunlardan biriyim yani. Ben kendi işime bakıyorum, kendi hayatıma bakıyorum yani. Dürüst olmak gerekirse. Aşka geliyor konu. İbrahim Çelikkol'un Natalie Arcan'la çok güzel giden bir ilişkisi var. Bir evlilik daha yapmayı düşünüyor mu acaba? Hayat kısmet nasiplerle dolu. Yani onun şeyini biz belirleyemeyiz valla. Siz sıcak bakıyor musunuz peki yani? Ve olur ve olmaz diyor musunuz? Niye olmasın? Evlilik çok güzel bir şey yani. Bak evliliğimden bir çocuğum var her şeyden önce. Ondan daha güzel bir şey olabilir. Merve Dizdar'ı alışveriş turunda görüntülüyoruz. Kameraları görünce kaçmaya çalışıyor sempatik oyuncu. Cilt bakımı sonrası görüntülendiği için sitem ediyor muhabirlere. Yine buradan çıkarken olması üzere de cilt bakımından çıktım. Bin tane iş. Geçen de biz Bebek'te karşılaşmıştık, yine cilt bakımından çıkmıştık. İşte hep böyle yakalıyorsunuz beni. Ama siz de niye cilt bakımı için buradasınız? Çünkü burada. Teyzeliğe geliyor konu. Yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın geçtiğimiz haftalarda bebeği dünyaya gelmişti. Doğumun Amerika'da olduğu konuşulmuştu. Merve Dizdar bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Çok mutluyum. Amerika'daymış galiba. Doğum Amerika'da olmuş. Haber okudum ben ama bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Siz görmediniz mi? Şimdi yarın göreceğim ben. Döndü o zaman. Çünkü yok, ben full time çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden bugün cilt bakımımı yapıp buralarda anca vakit buldum. Düşünün, o kadar çalışıyorum. Ben yarın göreceğim. Merve Dizdar teyze olmanın heyecanını bir kez daha böyle dile getiriyor. Ya, en yakın arkadaşımın çocuğu oldu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani arkadaşlarımın çocuğu olmuş ama bu kadar yakınımın çocuğu galiba. İkinci falan ve çok heyecanlıyım. Her şeyi alırım, her şeyi. Çocukları çok seviyorum. Seviyorum, çok seviyorum. Özel hayatı soruyoruz. Çalışmaktan ona da vakit bulamıyormuş başarılı oyuncu. Özel hayat dedim ama siz özel hayat... Yok. Yani özel hayatım yok. Özel hayat yok. Özel hayatım yok yani. Genel olarak bir özel hayatım. Çalışmaktan. Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Urgancıoğlu çiftinin bebekleri geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Çift oğullarına Ardıç ismini verdi. Kaan Urgancıoğlu'nu baba olduktan sonra ilk kez hastane çıkışında görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu çikolatalarla karşılıyor muhabirleri. Hoş geldiniz. Size hoş hazırlıklı ben de geleceğinizi bilerek hazırlıklı bir şekilde... Ardıç'ın çikolatasından da alalım. İzah edeyim, buyurun. Çok incesiniz, çok teşekkür ederim. Siz çekiyorsunuz sonra alırsınız. Sizin şöyle cepler atın. Doğumu soruyoruz. Kaan Urgancıoğlu'nun heyecandan kafası karışmış anlaşılan. Aşağı yukarı bir 13-14 saat sonra ertesi yani bu sabah zamanı karıştırmış durumdayım çünkü uyumamış olduk. Bir 13-14 saat burada kaldık. Ertesi sabah, dün sabah, şu an akşam. Sen karıştı artık. Yemin ediyorum karıştım. Evet babalık. Bu sabah evet. Bu sabah 8:29'da. Gönlün orası. Dünyaya gelmiş oldu. Çok heyecanlıyız. Anne Burcu Urgancıoğlu'nun da Ardıç bebeğinde sağlık durumu gayet iyiymiş. Çok şükür annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu iyi. Zor bir doğum oldu. Uzun sürdüğü için yorucu oldu. Ama şu an ikisi de çok iyiler çok şükür. Babalık duygusunu soruyoruz. Ne desem birazcık sallamış olurum. Yani ne kadar anlamış olabilirim şu an.
annenin yaşadığı duyguyu bir şekilde dışarıda ben de desteklemeye çalışıyorum. Ona iyi hissettirmeye çalışıyorum. Bu geçtiğimiz 13-14 saat ya da hamilelik süreci böyle geçti. Bundan sonraki süreçte belli olacak. Kaan Urgancıoğlu eşini doğum anında yalnız bırakmamış. Bu anları film izlemeye benzetiyor. Film izlemek gibiydi. Tam sanki benim başıma gelmiyor da hani arka koltuktan bir şey oluyor. Hani bir gerilim filmi izliyorsun. Çok şükür iyi sonuçlanmış olan bir mutlu sonlu bir film izlemişim gibi oldu. Bir desteğim olmadı ama işte Burcu'nun elini tutmuş oldum. Bir de çok yorgun olduğum için hakikaten böyle bir film gibiydi desem en doğru tabir olur. Ardıç bebek babası Kaan Urgancıoğlu'na benziyormuş. Açıkçası bana benziyor değil mi İrem? Benziyor mu? Aynısı izliyor. Evet, gözlerde en azından Burcu'ya benzemesini ümit ediyoruz. Yani şimdilik biraz dezavantajlı başladı gibi gözüküyor. Rahmetli sanatçı Kayahan'ın bir ninnisini ezberlemeye başlamış. Uykusuz gecelere hazır mısınız sorusuna verdiği cevapla güldürüyor Kaan Urgancıoğlu. Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisine denk geldim geçen gün. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Bayağı da biliyorsun. Biliyorum. Ben de onu ezberlemek üzereyim. Çalışıyorum üzerine. Babalar biliyor. Uykusuz gecelere hazır mıyım? Değilim açıkçası. Göreceğiz. Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un uygulayıcı yapımcısı Elif Yakar Çelik İstanbul'da sahne aldı. Yakar Çelik'i dinlemeye ekipten birçok isim geldi. Ali Sunal gelenler arasında. Beklenen gün geldi. Bizim yapımcımız, uygulayıcı yapımcımız Elif Yakar Çelik'in sesi de iyi. Şarkıları da güzel, sahnesi de güzel. 20 yıl önce de onu dinlemeye gidiyordum. Şimdi de geldim. Çok mutluyum. Daha sık yapmasını diliyorum. Çünkü bize de böyle dışarı çıkma fırsatı oluyor eşimle. O yüzden hoş geldiniz siz de. Ali Sunal'a 2024 yılından beklentileri sorulunca babalık duygusu giriyor devreye. Ya vallahi çocuğu olduktan sonra insanın olay değişiyormuş. Çocuklarımın sağlığı başka bir beklentim yok. Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal'la gelmiş geceye. Çift 2024 yılına dair tüm dünya adına çok güzel dileklerde bulunuyor. Keşke böyle barışçıl, kardeşçe, iyi niyetli, renkli, güzel, adaletli, özgür bir dünya olsa. Olmayacağını biliyorum ama enseyi karartmak istemiyorum. Çocuklarımız olduğu sürece, dünya çocukları olduğu sürece, toplumumuzda çocuklar olduğu sürece iyi niyetli olmak zorundayız. Olumlu bakmak zorundayız. Burak Topaloğlu ile birlikteyiz. Güldür Güldür Show'un 11. sezonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Sezonumuz devam ediyor yoğun bir şekilde. Güldür Güldür 11. sezonuyla böyle bir tempoya girdik. Hurra devam ediyoruz. Burak Topaloğlu için 2023 yılı çok güzel geçmiş. 2024 yılı için beklentilerini de soruyoruz. Yani 2023 güzel geçti benim için. Evlendim ben geçtiğimiz sene. O yüzden evet teşekkür ederim. Keyifli ve güzel bir yıl geçiriyorum sevgili eşimle beraber. 2024'ten beklentileriniz neler? Abi 2024'ten beklentim benim biraz daha böyle barışın yoğun olduğu, böyle artık uzlaşmazlıkların biraz daha dindiği, biraz daha artık birbirimizi daha iyi anlayabildiğimiz bir yıl diliyorum. Ben sadece ülkemiz için değil tüm dünya geneli için. Çünkü hepimiz biliyoruz bir sıkıntılı dönemdeyiz hepimiz. O yüzden bunun biraz daha dinmesini, biraz daha sakinleşmesini, biraz daha sükunet içinde bir hayat sürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Beklentim bu. Onun dışında da bir beklentim. Sağlık, sıhhat hepimiz için. Toygar Avanoğlu, eşi Şiva Avanoğlu ile gelmiş geceye. Heyecanlıyız. Sevgili yapımcımızın, ben ilk defa geleceğim sahnesine ama sesinin güzelliğini biliyorum. Heyecanlıyız evet Elif Hanım sahnede görmek için. Sohbetler bitiyor ve sahneye geçen Elif Yakar Çelik şarkılarıyla keyifli bir gece yaşatıyor. Yakar Çelik'i dinlemeye gelenler arasında Güldür Güldür Show'un ekibinden Açelya Topaloğlu, Hasibe Eren ve Uğur Bilgin de vardı. Volkan Konak İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.
Kuzey'in oğlu şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Hande Yener bir derginin düzenlediği gecede sahne aldı. Hande Yener iddialı sahne kıyafeti ve yaza damgasını vuran hit şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.